Dell Technologies Forum bizim her sene Mayıs'ta yaptığımız global olarak Dell World'un buradaki bir yansıması, Türkiye'deki bir yansıması. Orada konuşulan konular, temaları aynen bu, her sene olduğu gibi buraya getiriyoruz. Bu sene de temamız tabii ki yapay zeka, özellikle üretken yapay zeka. Bu sene yaptığımız etkinlik yerini değiştirdik. İlk defa burada bir teknoloji etkinliği yapılıyor. Açıkçası bu tarihi dokuda beraber olmak muhteşem bir manzara ve tabii ki her zamanki gibi muhteşem bir kalabalık. Çok heyecanlıyız bugün bunun için. Her sene bu etkinliği yaptığımda diyorum ki en iyisi bu sene. Hem içeriye bakarak hem katılımcılara bakarak, ama gerçekten her sene de bunun üstüne koyarak ilerlemeye devam ediyoruz. Bu sene de aynen öyle. Muhtemelen bu seneki en iyi diyeceğim ama seneye daha farklı olacaktır. Çünkü dediğim gibi içerik çok dolu bugün. Özellikle çok gündemde olan yapay zeka ve yapay zekanın üretken yapay zeka tarafını konuşacağız. Bununla ilgili çok dolu bir içeriğimiz var. Çok önemli konuşmacılarımız, konuklarımız var. Hatta müşterilerimizi ağırlıyor olacağız bir panelde. Bu da özellikle bu üretken yapay zekanın sektörel etkisi de tartışmak için nelerle karşılaşıyorlar, neler yapıyorlar, hangi zorluklar onları en çok yoruyor ve bunları aşmak için neler yapıyorlar, bunları da konuşuyor olacağız. Tabii ki her zamanki gibi teknoloji konuşurken sıkıcı olmasın diye araya tabii ki eğlenceleri de ekledik. Teknoloji avımız var ve sonrasında da harika bir partiyle bitireceğiz. Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Dediğim gibi ortam değişik, etkinlik yerimiz değişik, içeriğimiz dop dolu. Ve herkesin merakla beklediği konular. İş ortaklarımız da burada bizimle birlikte. Özellikle yapay zekadaki ekosistemimizdeki önemli iş ortaklarımız da bizlerle birlikte. Konuklarımız onlarla da iletişime geçme fırsatı bulacak. İçeride harika bir fuar alanı da var. Gerçekten çok heyecanlı ve güzel bir etkinlik. İnşallah herkes bizim kadar keyif alır. Aslında Dell 40 yıldır teknoloji üretiyor ve 40 yıldır müşterilerinin fikirleri inovasyona, inovasyonları da aksiyona dönüştürmesi için gereken teknolojileri üretiyor. Bunu şu anda da yapay zeka gündemde olduğu için, özellikle üretken yapay zeka, bunu ona da uygulayabiliriz. Dell aslında dünyanın uçtan uca en geniş ürün portföyüne sahip olan bir şirket. Buna masa üstünden buluta, edge ya da siber sağlamlığa kadar götürmek mümkün ve bu yapay zeka ürün portföyü için de aynen geçerli. Şöyle bir bilgi paylaşmak istiyorum. Forrester'ın 2024 ilk çeyreğinde açıkladığı bir araştırması, bir raporu var, Wave raporu. Ve bu Wave raporunda Dell, Google, AWS, Microsoft, Nvidia gibi markalarla birlikte AI altyapısı üretiminde, AI altyapısında teknoloji lideri olarak pozisyonlanmış bir durumda. Ve bu çok altını çizmek lazım. Klasik donanım üreticileri arasında bir tek Dell'i AI altyapısında lider olarak tanımlayan bir rapor. Ve bu gerçekten bence çok önemli. Dünyada da aslında Dell'in neden biraz daha fazla ayrıştığını çok iyi anlatıyor. Çünkü bütünsel bir yaklaşımla bu işe bakıyor. Yani sadece donanım olarak değil. Şimdi aslında bugün konuşulacak konulardan bir tanesi de mesela AI Factory, AI fabrikası. Nvidia ile birlikte geliştirdiğimiz bu uçtan uca discovery aşamasından, yani müşterilerin AI ile ilgili verilerinin incelenmesinden, hangi tarz AI uygulamalarının nasıl kullanılması gerektiğine kadar, yani bir girdisiyle, fabrika gibi düşünün, girdisiyle çıktısını tamamen planlayacak şekilde verdiğimiz hizmetlerimiz, servislerimiz de var. Bunun da bence en büyük artısı, yani Dell'in ya da farkı, işte neden AI altyapısında lider olarak tanımlanıyor, bunun gibi uçtan uca bütünsel bir bakış açısıyla çalışıyor olması. İçerik gerçekten çok güzel. İçerik çok dolu. Konuşmacılar çok bilgili, tecrübeli. Hepsi kendi alanında. Mutlaka bugünkü sunumlara katılmaya çalışsınlar. Örneğin bir panelimiz var. Dediğim gibi sektörel bakış açısıyla yapay zekayı, üretken yapay zekayı inceliyor olacağız. Yani herkes, o sektör liderleri kendi zorluklarını ve planlarını anlatacak. Buradan bir şeyler alabiliriz. Buradaki en büyük mesaj şu: gelecek aslında çoktan geldi. Ve eğer siz de burada yerinizi almadıysanız, geç kaldıysanız, aradaki farkı kapatmanız mümkün değil. Çünkü artık çok hızlı ilerliyor. O nedenle yapay zekadan korkmak, ya da bunları da zaten konuşacağız bugün, yapay zeka insanların yerini alacak mıdan korkmak yerine, kendimizi yapay zekayı en iyi şekilde kullanıp kendi becerilerimizi arttıracak şekilde de pozisyonlamamız şart. Çünkü dediğim gibi artık gelecek çoktan geldi ve çok hızlı ilerliyor. Bundan sonrası da çok hızlı, dediğim gibi. Yani artık üretken yapay zekanın
bütün sektörlerdeki değişim ve dönüşümüne tanıklık ediyoruz. Bu devrim niteliğinde bir konu ve biz de burada müşterilerimizle birlikte onların bu değişim dönüşümüne destek olmak için buradayız. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi artık buna inovasyonu yapmayan, hızlandırmayan, rekabetten bir adım öne çıkamayacak. Rekabetçi olabilmek için veriyi kullanarak, kendi verilerini kullanarak öne çıkmaları için bu çalışmaları yapmaları şart. Yani inovasyonu desteklemeleri, fikirleriyle desteklemesi ve bunları da aksiyona geçirmeleri şart. Aksiyon içinde yapay zeka şart artık günümüzde. Biz de her zamanki gibi 40 yıldır olduğu gibi müşterilerimizi bu konuda onların daha da öne geçmesi için, onların aksiyonlarında onlarla birlikte yürümeye, onları desteklemeye devam edeceğiz.